Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. 8. sınıf fen bilimleri dersinde basınç ünitesiyle ilgili MEP kazanım testlerini çözmeye devam ediyoruz. Yeni nesil sorularla karşımızdayız arkadaşlar. 10. soru ekranlarımızda diyor ki Torricelli tarafından bulunan açık hava basıncı atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç içinde bulunan bütün cisimlere her yönde etki eder diyor. Açık hava basıncının etkilerini öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmenin yaptığı deneyi aşamaları şöyledir diyor. İçi boş plastik şişeyi alarak yan tarafından deliyor. Deliği parmağı ile kapatarak içini su doldurduktan sonra parmağını çekiyor ve suyun akışını gözlemliyor. Yani kapak açıkken su buradan akıyor. Şişenin kapağı kapatılıyor ve kısa bir süre sonra suyun akmadığı gözlemleniyor. Demek ki şişenin kapağı kapatılınca su buradan akmıyormuş. Bununla ilgili diyor. Şekil 1'deki suyun delikten akışında yalnız sıvı basıncı etkilidir arkadaşlar. Demek ki burada akmıyorsa tabi sıvı basıncı etkili ama eğer bu durumda akmıyorsa kapağı kapatıldığında hava basıncı bunu açık hava basıncı bunu dengelediğinden dolayı dışarı çıkmıyordur diyoruz arkadaşlar. Sadece sıvı basıncı yoktur. Şekil 2'deki şişenin içindeki ve dışındaki basınç dengelenmiştir. Akmadığından dolayı iç ve dış basınç arkadaşlar burada dengelenmiştir. Muhakkak doğru olan bu. C şıkkında okuyorum. Şekil 1'deki suyun delikten akışında yalnızca açık hava basıncı etkilidir. Hayır. Ne yalnızca açık hava basıncı etkilidir ne de sıvı basıncı etkilidir. İkisi de birden etkilidir arkadaşlar. D şıkkı. Şekil 2'deki şişe içinde kalan gazları suda çözünerek akışını engellemiştir. Ne alaka diyoruz arkadaşlar. Alakası bile yok. Burada cevabımız Bursa. Dış basınç iç basınçla dengelendiği için su akışı olmamaktadır. Eğer kapak açık olsaydı burası da akmaya devam edecekti diyoruz arkadaşlar, tamam mı? 11. soru geliyor ekranlarımıza. 10. soruya Bursa dedik arkadaşlar. 11. soru bakalım ne demiş. Diyor ki arkadaşlar 11. soru. Bir öğretmen fen bilimleri dersinde bardağın tamamını su ile doldurarak üzerindeki şekil 1'deki gibi kağıt ile kapatıyor diyor. Ardından bardağı hiç hava almayacak biçimde kağıt ile birlikte hızlıca ters çeviriyor. Bakın kağıt, su ve bardak eliyle tutuyor. Ters çeviriyor hava almayacak biçimde ve kağıt böyle kalıyor. Bunu yapan şey nedir arkadaşlar? Bunun bu şekilde kalmasını sağlayan şey arkadaşlar açık hava basıncıdır. Tamam, unutmayalım. Öğretmen öğrencilerine sorduğu sorulardan hangisine cevap vermek için bu deneyi yapmış olabilir diyor. A. Açık havanın oluşturduğu bir basınç var mıdır? Evet, bunu sorabilir. B. Sıvıların basıncı bulunduğu kapı şekline bağlı mıdır? Burada sıvının basıncıyla alakalı bir durum yok. C. Kap içindeki sıvı yüksekliği sıvı basıncını etkiler mi? Bununla da alakası yok. Ağzına kadar dolmuş su. Katıların basıncı ve uygulanan kuvvet arasında ilişki var mıdır? Katı basıncı yok ki zaten güzel kardeşim burada. Bu gördüğümüz açık hava basıncı suyun dışarı çıkmasını engelliyor. Dolayısıyla hoca burada hangisine cevap vermek için bu deneyi yapmıştır dediğimizde arkadaşlar A şıkkı karşımıza çıkıyor. Açık havanın oluşturduğu bir basınç var mıdır? Bunu burada gösteriyor. Evinizde deneyebilirsiniz ama ucuna koyacağınız kağıt dikkat edin su geçirmez olsun, tamam mı? Hani böyle selpak falan koymayın. Biraz daha sert bir kağıt böyle, tamam mı? Yani mukavva tarzı veyahut da sert böyle hafif böyle parlak kağıtlardan koyarsanız çok rahat bir şekilde bunu yaparsınız. Ev defter kağıtları da bu olur ama ıslanmayan cinsinden olursa daha iyi olur arkadaşlar. Bunu deneyebilirsiniz. 12. soru. Diyor ki tüm sıvılar içinde bulunduğu kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleri ile doğru olaraktan basınç uygularlar. Tamam. K sıvısı, birinci sıvı var 2 yükseklikte, ikinci sıvı var 1 yükseklikte. Bu diyor ki özdeş kaplar şekildeki belirtilen miktarlarda 2 sıvı ile dolduruluyor. K noktasına etki eden sıvı basıncı L noktasına sıvı basıncından büyük olduğu sonucuna ulaşan bir öğrenci. Şimdi abicim sıvıların yoğunluklarıyla ilgili ne yorumda yapabilir diyor. Bakın. Eğer ikisi de aynı yükseklikte olsaydı anlatacağım şeyin en önemli kalp noktası burası. Aynı yükseklikte olsalardı ikisi de bunun basıncı bundan daha büyük olsaydı K'ninki L'ninkinden daha büyük olsaydı derdik ki K'nın yoğunluğu L'nin yoğunluğundan daha büyüktür. Ama bunun yüksekliği 2 bunun yüksekliği 1. Bu durumda herhangi bir yorum yapmanızın imkanı yok.
Bunun yoğunluğu bundan büyük olabilir mi? Olabilir. Eşit olsa ne olur? Eşit olsa yine bunun basıncı bundan büyük olabilir. Küçük olabilir mi? Evet, bu mesela 10 yoğunlukta, bu 9 yoğunlukta olur. 2 çarpı 9 18, 1 çarpı 10 10 olur. Değil mi? Bu yine büyük olmuş olabilir. Yani yoğunluğu büyük eşittir küçük, hepsi olabilir. Bir yorum yapma şansımız yok. Olabilir dediği için hepsi var. Birinci sıvının yoğunluğu ikinci sıvının yoğunluğundan büyük olabilir. Olabilir. İki sıvının yoğunluğu eşit olabilir. Olabilir. İkinci sıvının yoğunluğu birinci sıvının yoğunluğundan büyük olabilir. Bu bundan büyük olabilir. Bu da olabilir. Denemiştik arkadaşlar. 9'a 10 demiştik yoğunluğu. Hatta 6'ya 10 desek bile 2 çarpı 6 12. 1 çarpı 10 H çarpı D diyoruz ya. Yükseklik çarpı yoğunluk basıncı yoğunluğu sıvı basıncını. Üçünün de olabildiğini burada görüyoruz. Önemli soruydu arkadaşlar. Geçiyorum. 12. sorunun cevabı bu. 13. soru. Ekranlarımızda. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvet olaraktan tanımlanır. Tamam. Basınçla ilgili deney yapmak isteyen bir öğrenci sivri uçları yukarıya kalacak şekilde tahta levhalardan birine çivi, diğerine ise 20 tane çivi çakıyor. Bir tane çivi var, 20 tane çivi var. İçlerine eşit miktarda su doldurulmuş özdeş balonları eşit yükseklikten çivilerin üzerine bırakıyor. Buradan bırakıyor. Bu patlamış, bu patlamamış. Sizce bunun patlamamasının sebebi ne? Tabii ki yüzey alanının geniş olması. Burada basınç fazla, tek bir çivi var. Burada 20 tane çivi var. Yüzey alanı genişledi, basınç azaldı. Bu yüzden patlamadı. Başka sebebi yok. Birinci düzenekte balonun patladığını, ikinci düzenekte balonun ise patlamadığını gözlemliyor. Hangisi yanlıştır diyor yapılan yorumlardan. İkinci düzenekteki çivi sayısının fazla olması çivilerin balona uyguladığı katı basıncını azaltmıştır. Amenna, doğru diyor abicim. Çünkü çivi sayısı fazla oldu, yüzey alanı genişledi. Yüzey alanı genişleyince katı basıncı bu. Sıvı basıncıyla alakası yok. Katının, çivinin buna uyguladığı basınç arttı. Burada, burada azaldı. Dolayısıyla burada patlamadı, burada patladı. A doğru. B. Çivi uçları sivri olduğu için basınç artmış. Çivilerin tahta levhaya çakılması kolaylaşmıştır. Ya balonun patlamasıyla ne alakası var? Demeyin. Diyor ki yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Bu yorum yanlış mı? Bu yorum yanlış değil arkadaşlar. Çiviler sivri olduğu için tahta levhaya çakılması kolaylaşmıştır. Doğru bir yorum. Yanlışlık yok burada. Birinci, biz yanlışı arıyoruz. Dikkat edelim. Yanlışı arıyoruz. Birinci düzenekteki balonun patlamasının sebebi bu balonun içindeki sıvı basıncının diğerinden büyük olması. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Daha gergin. Alakası yok arkadaşlar. Bunun patlaması bu deneyde eşit balonlar diyor. İçlerinde eşit su doldurulmuş özdeş balonlar dediği için balonlar özdeş. C şıkkı bundan dolayı yanlış çıkıyor. Burada bir tane çivinin olması basıncı arttırmış, patlatmış burayı. D'yi de okuyalım. Temas anında birinci yüzeydeki balonun birim yüzeyindeki etki eden dik kuvvet. Yani bu ne denir? Birim yüzeye etki eden dik kuvvet nedir? Basınç. İkinci yüzeydeki balondan daha fazladır. Bu da doğru. Cevabımız, yanlış olan cevap Ceyhan olaraktan karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, bir ibrik sorusu var. Bakalım 14. soruda. İbrik, bakın arkadaşlar, şurası karın kısmı. Burası boyun kısmı, burası kulp tutulan kısmı, burası da emzik kısmı. Dikkat edin, emzik kısmı burasıymış. Su ve benzeri, emzikten emziğin ucundan su akar. Dikkat edelim. Su ve benzeri sıvıları koymaya yarayan emzikli kulplu kaplara ibrik denir diyor. İbrikler düz tabanlı, dipten başlayarak genişleyen, yuvarlak gövdeli, dar ve uzun boyunlu kaplardır diyor. Tamam. Şimdi burada verilen 3 farklı ibrik emziklerinden taşıncaya kadar, emzik uçlarına bakalım, burası, burası ve burası su ile dolduruluyor. O zaman sıvı basınçlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru olaraktan verilmiştir? Testteki en yanıltıcı soru buydu arkadaşlar. Dikkatlice bakın. Su nereye kadar dolar? Hocam su buradan taşıyacak ama. Su buradan taşıyacak, o zaman bunun dolması gereken yer buraya kadar diyorum. Doğru mu? İkincinin seviyesi burada dedik arkadaşlar. Üçüncünün seviyesine bakıyoruz. İbriğin ucu bu. Suyun dolum ucu bakalım nereye kadar? Boğumun olduğu, dönüşün olduğu yere kadardır arkadaşlar. Buraya kadar. Yani uç burası. Tamam, burası düz olduğu için buraya kadar dolar. İkincide uç burası. En yüksek noktaya bakın. Buraya kadar gelmesi lazım suyun. Buraya kadar su çıkar. Burada buraya kadar su çıkar. Şaibeli olan zaten birincisi. Birincinin ucuna bakarsanız su buraya kadar dolması lazım dersiniz. Hayır abicim.
suyun buradan boşanması için buraya kadar dolması lazım. Dikkatli bakın. Yani MEP diyor ki sayın öğrenci mantığını kullan diyor. Peşin hükümlü olma, yoruma açık ol diyor. Bu sıvı, buradaki su buraya kadar dolmadan buradan aşağı inmez. Dolayısıyla birincinin seviyesi bu. İkincinin seviyesi bu. Üçüncünün seviyesi de bu. Bu şekilde yorumladığımızda 2, 1, 3 oluyor. Ve doğru cevap da Denizli burası arkadaşlar. Cevap anahtarlarında da tabii görebilirsiniz. MEP'te kazanım testleri cevap anahtarlarında var bu. Sakın bazı öğrenciler ya burası bunun basıncı düşük olması lazım işte. 2, 3, 1. Bakın C'de de bunu vermiş. Bu olmasa sakın arkadaşlar cevabımız Denizli. Önemli nokta burasıydı. Suyun çıkabildiği yerden sonra inmesi lazım. Dolayısıyla çıkabildiği yer basınç noktasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuza. Şimdi burada 0 derecede deniz kenarında yapılan bir deneye ait görsel verilmiştir. 100 santimlik cam boru tamamen civa ile doldurulmuştur ve ağzı kapatılmıştır. Bunu kim yapmıştı arkadaşlar? Hazreti Torricelli değil mi? Cam boru ile civa dolu bir kaba daldırılmıştır diyor. Şimdi bu ağzı kapakla dolu, kapalı, ters çevrildi. Ne yaptı? Bunun içine daldırdı Torricelli bunu. Kapak açıldıktan sonra civa seviyesinde düşerek 76 santimetreye sabitlendiği gözlemlenmiştir. Zaten Torricelli neyi yapmıştı? 0 derecede deniz seviyesinde açık hava basıncını ölçmüştü bu şekilde. Ve demişti ki 76 santimetre civa demişti. Neden? Çünkü civanın yoğunluğu en fazlaydı. Buna arkadaşlar 1 atmosfer basınç demişti. Doğru mu? Açık hava basıncına. Şimdi neden deniz seviyesi? Deniz seviyesinden yukarı çıktıkça bu santimler arkadaşlar bu santimler aşağı düşmeye başlıyor. Basınç azalıyor. Neden 0 derece? Dereceye farklılaştığı zaman basınç arkadaşlar açık hava basıncı değişiyor. Yani sabit kabul edilen derece 0 derece ve deniz seviyesi 0 metredesiniz. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylemez? Acayip dikkatli okumamız gerekiyor. 1. A. Açık hava basıncı 76 santim yüksekliğindeki civanın oluşturduğu basıncı eşittir. Doğru. Çünkü dışarıdan açık hava var. İçeriden civanın yaptığı basınç var. Dengeye geldi. 76 santim civanın yaptığı basınca eşit. Doğru. Kapak açıldıktan sonra yani şurada cam boruda civa seviyesinin düşmesiyle oluşan boşluk hava ile dolmuştur. Bakın arkadaşlar burada içerisinde su var. Bak pardon civa var. Civanın içine daldırıldığında boşluk nasıl hava ile dolar arkadaşlar? Dikkat etsenize. Burada bir arkadaşlar ne olacak? Geri çekme basıncı oluşacak. Boşluk oluşacak burada. Dolayısıyla bu boşluktan dolayı zaten civa düşmüyor. Burada hava olmuş olsaydı bu civa aşağıya patır patır düşerdi arkadaşlar. C, B şıkkı yanlış dedik. Tekrar döneceğiz ama C ve D şıkkına bakıyoruz. Cam borunun civa ile tamamen doldurularak ağzının kapatılması boru içindeki gaz basıncını sıfırlamıştır arkadaşlar. İçinde gaz olmadığı için gaz basıncı burada tabii ki sıfırlanacak. Gaz olduğu zaman bir gaz basıncı vardır, tamam mı? Gazın olmadığı yerde gaz basıncı yoktur. D, kapak açıldıktan sonra cam borda civa seviyesinin düşmesi yani burası civa yüksekliğinde oluşturduğu basıncın açık hava basıncından büyük olduğunu göstermiştir. Yani ilk durumda tabii ki civanın basıncı açık havadan büyük ki belli bir seviyeye kadar düştü. Eğer büyük olmasaydı zaten düşmezdi, orada kalırdı, tamam mı arkadaşlar? Burada gördüğümüz gibi içindeki boşluk hava ile dolmamıştır arkadaşlar, tamam mı? Burada bir boşluk oluşmuştur ama hava yok burada. Eğer hava olsaydı, çünkü havanın gireceği yer yok. Civanın içine daldırıldığında ters çevriliyor. Civa dökülüyor fakat buradan hava girmiyor. Bu önemli bir nokta. Çok öğrenci burada yanılır arkadaşlar. Dikkat edin. 16. soruya geçiyorum. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular. Yine bunlar tanım veriyor işte. Birim yüzeye etki eden bir kuvvete basınç denir. Katıların basıncı uyguladıkları kuvvete ve yere temas eden yüzeyine bağlı olarak değişir. Kuvvetle artar, temas yüzeyi artarsa da azalırdı. Taban alanları çift ya eşit pardon, düzgün şekilde yani bütün taban yüzey alanları eşit. KLM'nin cisimlerin üst üste konulmuştur. Grafikte yere uyguladıkları basınçların büyüklükleri gösterilmiştir diyor. O zaman burada temas yüzeyleri eşit ise bunların basınçları neye göre değişecek? Ağırlıklarına göre değişecek.
Buna göre cisimlerin ağırlıklarının doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir diyor. İkişer ikişer sıralayacağız. Bakıyorum. Abi en büyüğe baktım. En büyükten yorumlayayım. 4 ve 2. 4 ve 2. 4 2'den büyükmüş. Burada L'ler eşitse K ve N farklı. O zaman kim kimden büyüktür? L'ler eşitse 4 2'den büyük oluyorsa K N'den büyüktür arkadaşlar. K N'den büyük diyoruz. Bakın 1'de var, 2'de var, 3'te var, 4'te D'de yok. D şıkkını eledik. K N'den büyük olacak çünkü L'ler eşit. Sonra 1 ve 2'ye bakalım. İstediğiniz sırayla gidebilirsiniz. Yani ben bunu biliyorum diye değil arkadaşlar. İstediğiniz sırayla sıralama yapın. Aynı olanları çıkartın. Büyük küçükten kimin basıncı büyükse oradaki ağırlık ondan daha büyük olması gerekiyor dersiniz. Birinci, ikinci şıkka bakıyoruz. N'ler eşit. Burada da ikinci birinciden basıncı büyükse N'ler eşit olduğunda L K'dan büyük. Bakın en başta ne yaptık arkadaşlar? K N'den büyük. Sonra L de K'dan büyük oldu. Demek ki L hepsinden büyük. Şu anda L, K, N. L, K, N gitti. L, K, N var. L, K, N var. Bakın Bursa ya da Ceyhan'dan bir tanesi olacak. Sonra 2'ye bakalım. 2 ile 3 arasına bakalım. L'ler eşit. N var, M var. O zaman 2, 3'ten büyükse N de M'den büyük. O zaman en büyük L'ydi. Sonra K'ydı. Sonra N'deydi. Sonra Manisa. L, K, N'de Manisa, Bursa şıkkı olaraktan karşımıza çıkacak. Burada anahtar bilgi şu, taban alanları birbirlerine eşit arkadaşlar. O zaman basınçların oluşturacak farklılık ne? Bunların ağırlıkları olacak diyoruz. Geçiyorum bir sonraki basınç sorumuza. Hanoi kuleleri diyor oyunu kule içinde geçirilmiş disklerin yan yana yine aynı şekilde başka bir kuleye taşınmasına üst üste dayanan bir oyundur. Bu oyunda aynı maddeden yapılmış farklı büyüklükte diskler kullanılır. Tamam. Her hamlede sadece bir disk yerinden oynatabilir. Tamam. Büyük disk küçük disk üzerine gelemez. Yani sıralama büyükten küçüğe doğru olacak. Küçüğün üzerine büyük gelmeyecek. Alınan disk herhangi bir kuleye konulmak zorundadır. Birinci kuledeki diskleri 7 hamle ile 3. kuleye taşıyan bir öğrenci İlk hamleyi aşağıdaki gibi yapmıştır. Şimdi burada zaten bakın bu soru gerçekten hani gördüğüm bu testteki bence en zor soru. Çünkü neden? Oyunun mantığını öğrencinin tahmin etmesi gerekiyor. Bakın küçük büyüğün üstüne gelecek. Büyük şeyler arkadaşlar küçüğün üzerine gelemez büyük diskler. Şimdi birinci hamlede bunu buraya attım. Diyor ki alınan disk herhangi bir kuleye konulmak zorundadır. 7 hamlede hepsini 3. kuleye taşıyor. Nasıl yapar arkadaşlar? 7 hamlede bunu taşımak için. 2'yi şimdi 1. hamlede bunu buraya attı. 2. hamlede sarıyı bunun üzerine atması lazım. Şimdi o tamam. Sonra 3. hamlede bunun üzerine atması lazım. Değil mi? Küçüğü ortancanın üzerine atması lazım. Sonra 4. hamlede arkadaşlar bunun üzerinden kaldırıp buraya atması lazım. Şimdi burada 2 tane var. 5. hamlede bunu küçüğü buradan buraya atacak. 6. hamlede sarıyı bunun üstünden buraya atacak. 7. hamlede moru tekrardan alıp bunun üzerine geçirecek. Yani pembe sarı mor yapması için sarıyı buraya attı. Sonra moru bunun üzerine attı. Sonra pembeyi buraya attı. Sonra moru bunun üzerinden aldı. Çünkü büyükten küçüğe doğru sıralanacak ya direkt moru bunun üzerine atamaz. Sarıyı bunun üzerinden alıp arkadaşlar buraya attı 6. hamlede 7. hamlede moru aldı bunun üzerine attı. Şimdi hamlelere göre disklerin 2. kulenin tabanında uyguladığı basıncı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bakıyoruz. 2. kuledeki ağırlıkların zamana bağlı değişimi ne olacak arkadaşlar? Şimdi 1. hamlede bir şey yok. 2. hamlede sarıyı bunun üzerine attı. Büyük bir basınç koyacak buraya. 2. hamlede basıncım tamam. Sonra 3. hamlede moru bunun üzerine atacaktı. Mor ne zamana kadar bunun üzerinde kalacak? Sonra 4. hamlede bu gidecek. Sonra 5. hamlede bu buradan mor buradan inecekti. Demek ki 2. hamlede bir basınç artışı. 3. hamlede bir kademe daha artacak. 4'te devam edecek. 5. hamlede bu basıncımız düşecek. Bakın buradakilere göre yorumluyoruz şimdi. 2. hamlede bir basınç artışı olacak. 3. hamlede biraz daha artacak. Bakalım. Yok. Zaten tek şık A veriyor. Cevap da bu olacak ama
Adım adım inceleyelim, kendimizi bir sağlama alalım. İkinci hamlede arttı. Üçüncü hamlede bir tane daha geldi. Dördüncü hamlede bu buraya gitmişti. Buradaki basınç değişmedi. Beşinci hamlede bunun üzerindeki küçük gitti. Tekrardan aynı seviyeye düşmesi lazım. Düştü. Altıncı hamlede sarı bunun üzerinden buraya gelmişti. Basınç sıfırlanması lazım. Gördüğünüz gibi A şıkkı bunu veriyor. Yalnız değerli, kıymetli bir soru. Dediğim gibi arkadaşlar, basit bir soru değil. Tamam mı? Bir dahaki ve son sorumuza geçiyoruz. 18. soru diyor ki, geçelim sizi iki tabaka arasında bulunan yeraltı sularından açılan sondaj kuyuları ile yeryüzüne çıkması sonucu artezyen kaynağı oluşur. Bakın, geçirimsiz bir tabaka var. Yukarılarda su var. Siz alçakta bir yerden ne yapıyorsunuz? Sondaj açıyorsunuz arkadaşlar. Boru koyuyorsunuz. Bu basınç bunu yukarıya fırlatıyor. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki maksat ne? Yeraltı su seviyesinin altında bir yerde delik açmak. Üstünde açarsanız su oraya çıkamaz. Tamam mı? Hocam, burada altında açılmış ama boru yukarıda. Su buradan şuraya kadar gelir. Yeraltı su seviyesine kadar gelir. Kanunun üstüne çıkmaz. Neden? Çünkü kendi seviyesine kadar basınç eşitler. L'de bakıyoruz. Abi, bu deniz su seviyesi burada ama L borusu burada açılmış. Buradan fışkırır arkadaşlar. Su kendiliğinden fışkırır gider. Neden? Aşağıda çünkü. Mühendis Mehmet Bey yaptığı çalışmalar sonucunda su çıkarılabileceği iki nokta belirlemiş ve belirlediği bu noktalara sondaj kuyuları şeklinde açılarak artezyen oluşturmayı düşünmüştür. Buna göre sondaj kuyusu açıldığında gerçekleşecek olaylarla ilgili aşağıdaki eden hangisi söylenebilir? K noktasına su kendiliğinden çıkar. Çünkü K kuyunun derinliğinden daha azdır diyor. Arkadaşlar, K noktasında su kendiliğinden çıkmaz. Su buraya kadar gelir. K'nın ucundan çıkmaz. Neden? Seviye burada kalıyor arkadaşlar. Seviyenin üstünde kalıyor K. L noktası suyun çıkabilmesi için pompaya ihtiyaç vardır. Çünkü L kuyunun derinliği, L'deki kuyunun derinliği daha fazladır. Arkadaşlar, alakası bile yok. Tamam, burası derin ama L'deki su kendiliğinden fışkıracaktır. Neden? Çünkü su buradan basınç yapacak. Bu seviyeden, bulduğu delikten yukarıya çıkmaya çalışacaktır. C. L noktasındaki su kendiliğinden çıkar. Çünkü L noktasının altındaki geçirimsiz tabaka daha kalındır. Abicim, şuraya kadar doğru. Su kendiliğinden çıkar. Ama yahu geçirimsiz tabakayla ne alakası var L'nin? Sadece yeraltı su seviyesinin altında bulunduğu için buradan su çıkar. D. K noktasındaki suyun çıkabilmesi için pompaya ihtiyaç vardır. Doğru. Çünkü K noktası yeraltı su seviyesinin üzerindedir. İşte aradığımız bilgi buydu. Denizli şıkkında da bunu veriyor arkadaşlar. Cevabımız Denizli diyoruz. Evet, bir dersin daha, bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Beni dinliyorsanız arkadaşlar, sizden ricam, kanalımızda 8. sınıf matematik ve 8. sınıf fen bilimleri dersleri oynatma listelerinde grup olarak da mevcut. 8. sınıf matematiğe tıklarsanız oradaki baştan aşağı konu anlatımları, soru çözümleri, örnek sorular, kazanım testleri, yazılar. Feni tıklarsanız yine aynı şekilde burada örnekte konu anlatımları sırasıyla sonra soru çözümleri, daha sonra arkadaşlar kazanım testleri, sınavlar peş peşe gelecektir. Kanalımıza abone olmayı da lütfen arkadaşlar unutmayalım, takip edelim. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. Hepiniz istediğiniz yerleri kazanırsınız arkadaşlar. Bu temennilerle derse son veriyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar ve başarılar diliyoruz arkadaşlar.